Merhabalar, sevgiler, saygılar bütün dinleyenlerimize. Bu program konu başlığı biliyer sistem kanseri. Yani safra sistemi. Sistemi kanseri. Biliyer sistemin karsinomları safra kesesi veya safra kanalından gelişen kanserleri içermektedir. Yıl 2003'te 6800 yeni safra kanseri, safra kesesi veya safra kanalı intrahepatik biliyer sistem kanseri hariç kanseri vakasının ve 3500 bu kanserden ölüm olacağı tahmin edilmiştir. Safra kesesi kanseri kolanjiyokarsinomun iki katı sıklıktadır. Kolanjiyokarsinom terimi başlangıçta intrahepatik safra kanallarının tümörlerini tanımlamak için kullanılırdı. Ancak daha yakınlarda intrahepatik perihiler ve distal safra kanallarından yükselen tüm tümör spektrumunu adlandırmaktadır. Epidemioloji, klinik özellikler, evreleme ve cerrahi tedavi, safra kesesi ve safra kanalından gelişen karsinomlar için ayrıdır ve bunlar ayrı ayrı tariflenmektedir. Palyatif tedavi seçenekleri benzerdir ve bölümün sonunda birlikte tartışılmaktadır. Safra kesesi karsinomu. Epidemioloji. Safra kesesi karsinomunun Birleşik Devletler'deki 1996-2000 arası yaş ayarlı insidansı 100 bin popülasyonda 1.2'di. Kadınları erkeklerden 2-6 kat daha yaygın olarak etkilemektedir ve beyazlar siyahi bireylerle karşılaştırıldığında %50 daha büyük bir insidansa, sıklığa sahiptir. En yüksek insidans yerli Amerikalılar ve Güney Amerika, özellikle Şili, Japonya ile Doğu Avrupa'dadır ve düşük insidans Singapur, Nijerya ve Birleşik Devletler'dedir. Karsinom tanısı anında ortalama yaş 65 yıldır. Etiyoloji. Etiyolojisi. Kolelitiyazis, safra taşları. Safra kesesi karsinomlu hastaların %65-90'ının safra taşı varken safra taşlı hastaların yalnız %1-3'ü safra kesesi kanseri geliştirmektedir. Risk taş boyutları arttıkça yükselmektedir. Enfeksiyon. Salmonella tifi, Escherichia coli, Helicobacter pylori enfeksiyonları da safra kesesi karsinomuna neden olabilirler. Safra kesesi polipleri ve porselen safra kesesi. Çapı 1 santimden büyük olan polipler en büyük malignite potansiyeline sahiptir. Duvarda yaygın kalsiyum birikmesine bağlı porselen safra kesesi patolojik bir bulgudur ve hastaların %20'den azında karsinomla ilişkili olabilir. Çeşitli pankreatik sıvının geri akımı çeşitli sebepler. Pankreatik sıvının geri akımı ve biliyer staza neden olan anomalili pankreatikobiliyer, pankreas ve safra kanal birleşimi, safra kesesi kanserine neden olabilir. Obezite, östrojenler ve plastik endüstrisinden kimyasallar da bu hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Klinik özellikler.
Ağrı %82, kilo kaybı %72, anoreksi, iştahsızlık %74, bulantı ve kusma %68, sağ üst katranda kitle %65. Niçin sağ üst katranda kitle %65? Çünkü karaciğer sağ tarafta. Kaburgalara dayanmış. Sarılık %44. Batında distansiyon. Kaşıntı. İnsidental %15-20. Kaşıntı %20. Korovizyer kuralları, eğer safra kesesi genişlemişse ve eğer hastanın ağrısız sarılığı varsa, çünkü tümörün büyümesine bağlı olarak veya taşlarla bağlantılı olarak tıkanma sarılığı şekillenir. Ağrısız sarılığı varsa nedeninin safra kesesi taşından olmadığını işaret etmektedir. Safra kesesi kanseri yaşlı hastalarda kolesistit. Kolesistit safra kesesinin yangısı. Safra kesesi kanseri yaşlı hastalarda kolesistit olarak bulgu verebilir. Tanı: anormal seroloji, alkalen fosfataz, gamma glutamil, transpeptidaz, bilirubin, karsinoembriyonik antijen, Ca19-9 seviyelerinde yükselme şeklinde olabilir. Fakat bu faktörler kolenjiyokarsinomda daha yaygın olarak yükselmektedir. Düz batın grafisi porselen safra kesesinde kalsifikasyonlar saptayabilir. Ultrason genellikle anormaldir. Kalınlaşmış duvar, kitle ve safra kesesi veya karaciğer ara yüzünün kaybı ancak safra kesesi kanseri için spesifik olmayabilir. Bilgisayarlı tomografi tümör büyümesinin boyutunu ve nodal durumu, lenf yumrularının nodal durumu daha iyi görüntülemektedir. Bu uzak metastazların yaygın olduğu safra kesesi kanserlerinde kullanışlıdır. Manyetik rezonans kolenjiyopankreatografi. Hem pankreas hem kolenji safra ile ilgili sistemlerin tanımlanması, görüntülenmesi ile ilgili ve endoskopik retrograd kolenjiyopankreatografi ile kolenjiyografi preoperatif planlama için lokal anatomiyi belirlemede optimal görüntülemelerdir. Cerrahi öncesi biyopsiler tümör ekimi ile sonuçlanabilirler. Bu nedenle tanı genellikle cerrahi sırasında konulur. Patoloji: adenokarsinom vakaları %85'inden sorumludur. Papiller, tübüler, müsinöz veya yüzük üçlüli tip şeklinde alt kategorilere ayrılmaktadır. Diğer histolojiler anaplastik skamöz hücreli, küçük hücreli ve karsinoid karsinomdur. Tedavilerde evreleme ile bağlı TNM evreleme sistemi uygulanarak tedavi, cerrahi sistemler, radyoterapi, kemoterapi ve palyasyon. Safra kanalının karsinomu, kolenjiyografiler. Etiyolojisi: enflamatuar durumlar, primer sklerozan kolenjit %5-15'lik bir yaşam boyu riskle ilişkilidir. Ülseratif kolit ve kronik intraduktal safra taşı hastalığı da riski arttırmaktadır. Safra kanalı bozuklukları, karoli hastalığı, intrahepatik kanalların kistik genişlemesi, safra kanalı adenomu, biliyer papillomatoz ve kolodokal kist riski artmaktadır. Enfeksiyon, etiyoloji içerisinde enfeksiyon, Güney Asya'da Opistorchis viverrini ve Conchlorchis sinensis, Clonorchis sinensis ile parazitik enfeksiyonlar risk 25-50 kat artabilmektedir. Hepatit C sirozu da bir risk faktörüdür. Bunlar genellikle
kronik yangısal süreçleri tetikleyen süreçlerdir. Bu etiyolojiler kanser oluşumu ve mekanizmalarının yasalarından birini çalıştırıyor bu enfeksiyon ajanlar. Çeşitli sigara torotrast, bir radyolojik kontrast madde, asbest, radon ve nitrozaminlerin de riski artırdığı bilinmektedir. Klinik özellikler intrahepatik kolanjiyokarsinom, bir kitle ile başvurabilir, asemptomatik olabilir veya ağrı, anoreksi, kilo kaybı, gece terlemeleri ve yorgunluk gibi spesifik olmayan şikayetler oluşturabilir. Bu gece terlemeleri birçok kanserde gündeme gelebilir. Ekstrahepatik kolanjiyokarsinom genellikle kolelitiyazis, safra taşları, bulgu ve şikayetleriyle ikter, sarılık yani. Açık renkli gayta, neden açık renkli gayta? Saprayla yağ maddeleri emülsifiye edilir, eritilir ve öylece emilebilir bağırsaklardan. Eğer sapra akmazsa yağla bulaşık bağırsak içeriği söz konusu olacak. Gayta, koyu idrar ve kaşıntı veya ağrı, ikter ve sarılık ve ateşi içeren kolanjit başvurmaktadır. Şikayetler üzerine hastalar başvurur. Adenokarsinom tümörlerin %95'inden sorumludur. Tedavide cerrahi uygulanabiliyor, kemoterapi, radyoterapi ve palyasyon. Palyasyon farklı farklı süreçlerde uygulanan bir uygulama. Burada unresectable, yani tümör oradan alınamıyorsa unresectable ve bir daha her tarafa dağılmışsa metastatik hastalığı, ki genellikle bu safra ile ilgili süreçlerde ilerledikten sonra süreç daha sonra başvuru şekilleniyor hastalar tarafından. Bazen geç oluyor tabii. Unresectable veya metastatik hastalığı olan hastalar palyatif cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve bunların kombinasyonlarından faydalanılabilir. Evet. Safra ile karaciğeri bu programda birleştirmek istiyorum. Evet, diğer bir konu karaciğerin primer kanserleri. Karaciğer kanserini daha çok hepatokarsinom olarak tanımlıyoruz. Evet, başlayalım. Primer karaciğer kanserleri karaciğerin paranşimal iş yapan kimya laboratuvarı olarak tanımlanır karaciğer. Paranşimal iş yapan dokusu hücrelerinden veya hepatositlerden, zaten hepatositler karaciğerin paranşimini oluşturmaktadır. %90 gelişir ve hepatoseliler karsinom olarak adlandırılırlar. İntrahepatik safra kanallarından gelişen tümörler %10 kolanjiyokarsinom olarak adlandırılır ve primer olarak 6. bölümde tartışılmaktadır. Hepatoseliler karsinom yıllık 1 milyon insidansla dünyadaki 5. en yaygın kanser sebebidir. Birleşik Devletler'deki insidans sıklık muhtemelen kronik hepatit insidansında artışa bağlı olarak son 10 yılda yaklaşık %75 oranında artmıştır. Hepatit B için aşılama ve sonuçları dünyanın pek çok bölgesinde hepatoseliler karsinom gelişimini önlemiştir. Bu yaygın global hastalığın mortalitesini azaltmak için hepatoseliler karsinom tedavisinde daha ileri gelişmeler gerekmektedir. Epidemioloji. Birleşik Devletler'de karaciğer klinik olarak belirgin metastatik karsinom insidansı primer karaciğer
kanserinden 20 kat daha yaygın. Hepatoseller karsinomun 1996-2000 arası yaş ayarlı insidansı 100 bin, popülasyonda 5'tir. Birleşik Devletler'de 2003'te 17.300 yeni primer karaciğer, yani kanserin ilk çıktığı, sekonder değil, yani çıktıktan sonra göç ettiği yer değil, primer, ilk çıkış yeri, primer karaciğer, intrahepatik biliyer, sistem kanseri dahil kanseri vakasının da vakasının ve 14.400 bu kanserden ölüm olacağı tahmin edilmiştir. Hepatoseller karsinom insidansında sahra altındaki Afrika ve Asya'daki 100 bin popülasyonda 30'a kadarlık en yüksek insidanslarla belirgin coğrafik değişkenlik vardı. Erkekler kadınlardan iki katı daha sık etkilenmektedir. Tanağındaki ortalama yaş 50-60'dır. Etiyoloji, siroz, hepatoseller karsinom hastalığının %80'inde bulunmaktadır. Tabii ki siroz alkoldan da olabiliyor, ekinokok hastalığından olabiliyor. Değişik bir takım yangısal, çatışmasal süreçlerde faranşim dokusunun yıkımlanmasına bağlı bu paranşim iş yapan dokunun yerini sadece dolgu maddesi niteliğini taşıyan bağ dokusu yer almaktadır. İşte bu sirozun tanımında önemli nokta. Bu nedenle sirozun risk faktörleri hepatoseller karsinom için de risk faktörleridir. Hepatit B virüsü enfeksiyonu hepatoseller karsinom gelişme riskinin 100 kat artmaktadır. Hepatit B virüsü dünya genelinde hepatoseller karsinomların %80'ine neden olmaktadır. Yine hepatit B virüsü de kronik inflamasyonu tetikleyen mekanizmayı çalıştırıyor. Hepatoseller karsinom HBV hepatit B virüsünden dolayı gelişen kronik hepatitten yıllık 1/5 hızında gelişmektedir. Hepatit C virüs. Hepatit C virüs enfeksiyonu Birleşik Devletler'deki hepatoseller kanserlerin, karaciğer kanserlerin %30-50'sinden sorumludur. Yani hepatit B virüsü %80, C hepatit C %30-50 sorumludur. Hepatoseller karsinom, hepatit C virüsünden dolayı gelişen kronik hepatitten yıllık 1/5 hızında gelişmektedir. Alkolik siroz, hepatoseller kanserlerin %15'inden sorumludur. Hemokromatoz, herediter tirozinemi ve otoimmün kronik aktif hepatit sirozun diğer nedenleridir. Otoimmün kronik aktif hepatit, bunlar da hepsi kronik inflamasyonu çalıştıran bu mekanizma, bu yasa üzerinden kanserin oluşumu ve mekanizmalarını şekillendiriyor. Nedenleridir? Hepatoseller karsinom gelişimi için belirgin bir riskle ilişkilidir. Hepatoseller karsinomun aşağıdakilerden gelişme riskine dair daha az ikna edici veri bulunmaktadır. Aflatoksin B1. Aflatoksin B1 Aspergillus kimyasal ürünü. Androjenik steroidler. Torotrast radyolojik kontrast madde. Oral kontraseptifler, gebelik önleyiciler de yine bu süreçler içerisinde. Klinik özellikler,
klinik özellikler, hepatoseller kanserin en yaygın bulgu ve şikayetleri, ağrı %91, kilo kaybı %35, kusma %8, hepatomegali %89, karaciğer büyümesi, karında şişlik özellikle sirozlarda biliyoruz. Mide içerisine sıvı boşalıyor, karın boşluğuna. Onu söylemeye çalışıyor. Karında şişlik %43 ve sarılık. Sarılık da tümör veya taşların tıkamasına bağlı safranın akmaması 12 parmak bağırsağına tıkanma sarılığına sebep oluyor. Paraneoplastik bulgular da olabilir. Bunlar hipoglisemi, hiperkalsemi, karsinoid, eritrositoz, hiperkolesterolemi, hipertiroidi ve osteoporozdur. Paraneoplastik bulgular da olabilir. Bunlar hipoglisemi, şekerin düşük olması, hiperkalsemi, kalsiyumun yüksek olması, karsinoid, eritrositoz, alveolların yüksek olması sayısının, hiperkolesterolemi, kolesterolün yüksek olması, hipertiroidi, tiroidin yüksek çalışması, süratli ve osteoporoz, kemiklerden kalsiyumun mobilize olması, kana doğru. Bu da kemiklerde stabilitenin ve sağlamlığın geri gitmesine sebep oluyor. Tanı, serolojik testler karaciğer profilinde bozukluklar gösterebilir. Alfa fetoprotein, human chorionic gonadotropin, HCG hastalarının %50-90'ında yükselmiştir. Ancak diğer karaciğer bozukluklarında da yükselebilir. Hepatiti olmayan hastalarda 400'den fazla alfa fetoprotein değerleri veya hepatit B yüzey antijeni için pozitif olan hastalarda 400 gram desilitreden fazla ve radyografik bozukluklar, HCC tanısını hepatoseller karsinom tanısı düşündürmektedir. Eğer bu hastalarda cerrahi planlanıyorsa tümör ekimi, kanama ve ruptür riskini, yırtılma riskini azaltmak için genellikle laparotomi sırasında açık biyopsi tercih edilmektedir. K vitamini eksikliği ile uyarılan desgama karboksiprotrombin proteini HCC hepatoseller karsinoma hastalarının yaklaşık %91'inde artmaktadır. Ancak diğer hepatit nedenlerden de yükselmektedir. Karsinoembriyojenik antijen CEA hepatoseller karsinomda daha az faydalıdır ve kolanjiyokarsinomda yükselmesi daha muhtemeldir. Ultrasonografi alfa fetoprotein ile birlikte kullanımda yüksek risk popülasyonlarında en iyi tarama aracı olarak kabul edilmektedir. Trifazik bilgisayarlı tomografi, kontrastsız arteriyel faz ve portal faz daha iyi tanımlama sağlar. Metastatik hastalığı değerlendirir ve perküten biyopsiye kılavuzluk etmede kullanılır. Gonadalinyum kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme, MRI küçük lezyonların tanımlanmasını geliştirebilir. MR anjiyografi cerrahi planında kullanılmaktadır. Patoloji trabeküler, pseudoglandüler veya asiner, kompakt skleroz, şeffaf hücreli ve fibrolameller dahil olmak üzere pek çok hepatoseller karsinom tipi vardır. Fibrolameller karsinom, hepatoseller karsinomların %1'inden sorumlu olan bir histolojik varyandır. Kadınlarda daha yaygın ortaya çıkar. Sirozla ilişkilidir ve hepatoseller karsinomda daha iyi bir prognoza sahiptir. Daha sonra evreleme süreçleri. Evre 1, 2, 3, A, 3, B, 3, C, 4 diye evreler var. Cerrahi uygulamalar, ablatif teknikler, radyoterapi, kemoterapi,
bölgesel kemoterapi, prevensiyon ve yeni tedaviler filan filan. Evet. Bu program burada son buluyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler. Bütün insanlar. Hoşça kalın.